Tam 254 kiloydu. Günde 4 ekmek yiyor, yürüyemiyor, nefes almakta bile zorlanıyordu. 2 yılda 113 kilo verip ölümün kıyısından dönen adam şimdi bambaşka bir hayata kavuştu. Yeni hedefi ise 60 kilo daha vermek. 1.30'da 1-1.5 ekmek yiyorum. Belim ağrıyor, bacaklarım ağrıyor, kalbim sıkışıyor. Ölmek üzereydim. 2,5 kilo doğdu. 6 aydan sonra kilo almaya başladı. Kendini durduramadı, yedikçe yedi. Kaybolan gençliğim, hayallerim, hüsran yani. 32 yaşındaki genç adam bir zamanlar ölümün eşiğindeydi. Hiç nefes alamıyordum, belim ağrıdı, kendi başına ihtiyaçlarımı göremiyordum. Ahmet Korkmaz o zamanlar 254 kiloydu. Aradan geçen 2 yılda tam 113 kilo verdi. Şimdi ise bu kantar 141 kiloyu gösteriyor. Ama durmak yok. Ben bu kantarda 80 kilo altını görmek istiyorum. Ne değişti hayatınızdan o günden bugüne? Güvenim geldi. Eskiden insanların bakışları gözüme bakardı. Şimdi bakmıyor. Ahmet Korkmaz'ın elbette beslenme düzeni de değişti. Artık şu ekmeği görmek istemiyorum. Buradaki 4 ekmeği ben bazen bir oturuşta yiyordum, yetmiyordu bile. Şimdi sadece sabahları sadece bir dilim kepekli ekmek tüketiyorum. Evde 4 duvar arasında olmaktan da mutlu değilim. Artık herkes gibi ben de dışarı çıkıp kendi ekmeğimi kendim kazanmak istiyorum. Verdiği kilolar onu mutlu etmedi. Ne kadar azimli oldu ortada ama gittiği her iş görüşmesinde şu cümleyi duydu. Sarkıkların var, seni işe kabul edemeyiz. Önyargılı davranıyorlar. Benim aklım çalışıyor, elim kolum çalışıyor ama yani bu sarkıklarımdan kime ne? Ama açık açık size söylüyorlar değil mi? Söylüyorlar yani, yüzüme söylediler. Bana kimse balık vermesin, kimseden ben para istemiyorum. Bana sadece balık tutmayı öğretsinler, bana iş olanağı sağlasınlar.